Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanında kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. 10 dakika 10 kısa hisse teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Ee, bizleri scalping grubuna arkadaşlar bizlere scalping grubunda da olmak isterseniz minimum kral destek ve üstü üyelik yapmanız gerekir. Sabah sabah şöyle bir şortlama işlemi yaptık. CSV'de bakalım nasıl bir sonuç olacak. Omuz baş omuz ve destek kırılımıyla beraber shorta shorta uygun hale gelmiştir SSV yani bizlere minimum kral destek üstü üyelik yaparak scalping grubuna bizlerle beraber yol alabilirsin. Otkar'la başlıyoruz arkadaşlar. beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Otkar teknik analiz çalışması. Hemen günlük grafimizi açalım. Evet, Otkar'da biliyorsunuz arkadaşlar güzel bir kırılım gerçekleşmişti. Bakın şuradaki kırılım bir filama görüntüsü. Yani normal şartlarda bakınız bu hissenin e, formasyon hedefi arkadaşlar şöyle koyduğumuz zaman yaklaşık 590-600 bantlarına denk geliyor. Ama biz tabi şimdilik ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada 483 çanak katlama hedefinin muhabbetini yapıyoruz. Bir de dikkat edeceğimiz destek seviyesi bakınız burası. Yani bu desteğin üzerindeysek rahatız ama altında dileyen arkadaşım stop koyabilir. Altında satışlar gelebilir. Uyumsuzluk var mı ona bakıyoruz hemen. RSI'ye baktığımız zaman tepeler daha aşağıda bir uyumsuzluğumuz söz konusu. Bu destek umarım çalışır. Bu destek 2 gündür test ediyor ve üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş arkadaşlar. Yaklaşık 378 seviyeli çok güzel bir destek noktası. Burayı baz alabilir. Bu seviyenin üzerindeysek olumlu bakabilirsiniz. Yaklaşık 300, tekrar ediyorum, 378 seviyesi. Evet. Şunu şöyle tekrar alalım. Evet, şuradan arkadaşlar mavi bölge bakınız. 378, 379'lar bizim için önemli bir destek noktası OTCard'da. RISE sigorta. Hemen RISE sigortaya da bakalım. Evet biliyorsunuz ray sigorta şu seviyeden koptu, 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 gitti arkadaşlar. Tabii ki trend dedik, trendi de e, artık kırdı, yukarı yönü bir yeni bir kanal oluşturdu. Bakın şu şekilde şu kanalda takip edeceğiz. E, şu anda bir sıkıntı yok. Ray sigortada herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 100 bandının altındaki kapanışlarda tekrar alt kanala inebilir. E, ama trendsel bir bozulma henüz söz konusu değil. Onun için. Muhafaza etmek önemli. Tüm indikatörler hareketli ortalamalar halen pozitif. Ee, yükseliş potansiyelini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. m Evet uzun zamandır bakmadığımız hisseler e, statüsünden M-Park'ı da almışız. Evet. Buraya dikkat edelim. yani Trend dönüşü gelebilir. Trendsel bir bozulma olabilir burada. Buraya dikkat edelim. İndikatörlerde hafiften bir sıkıntı durumu olabilir. Şu şekilde alıyoruz. Bakınız. Şuralar bir destek olarak kullanılabilir. Bakın. Eğer burası kırarsa yani yaklaşık takriben 139.5 seviyedir. Eğer yani aşağı doğru kırarsa buradaki trend bozulmuş olur. Ve satış sertleşebilir. Şu var. tabii ki düşüş senaryosu için ne oluyor arkadaşlar? Bize daha son tepeden daha aşağıda bir tepe oluşturması gerekiyor. Onun için buradan yine yukarı yönlü bir tepe gelebilir. Şu anda bu destek çizgisi, bu kanal bandı takip edilebilir. 134.5 olan EMA 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor olmamız yine hisse adına hala pozitif düşünmemizi sağlıyor. Ama bu trend aşağı yönlü kırılırsa da stop olmakta fayda var diyebiliriz. Görsel turizm trendine devam eden hissede şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ne zaman ki bu trend aşağı doğru kırılır, o zaman işler negatife binebilir. Kanal boyu aşağı doğru yol alınabilir. Şöyle koyalım burayı. Bakın şu bizim mukim kanalımız arkadaşlar. Tekrar klonlayalım. Bakın bu kanal içerisinde biz orta kanaldayız. Yönümüz bu kanalın arkadaşlar iğmesine göre olacak. Yani yukarıda kırıldığı e, kırdığı takdirde yeni bir hedef, yeni bir kanal karşımıza çıkacak ol çıkacaktır. Aşağı kırarsın da alt kanal. Şu anda orta kanalda ilerliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, problemimiz yok. Bakın dirençte kırılmış. E, yaklaşık burada takriben 67 seviyeleri e, üzerine kaldığımız müddetçe olumlu kalmaya devam edecektir. 67'nin altında alt kanal desteğine doğru bir yöneliş. Yaklaşık 62 destek seviyemiz var. Yakın zamanda yukarıda ise 81 bandı direnç bölgesi olarak gözüküyor. Anadolu Hayat Evet. Trendsel döngü burada söz konusu. Buraya dikkat ediyoruz. Arkadaşlar Bakın şu destek zorluyor. Aşağı doğru henüz bir kırılım görmedik ama buraya dikkat edeceğiz. Bakınız, artık bize bir yol gösterdi burası. Diri ki sizin burada bakın artık 16 seviyeleri bir desteğiniz var. 16'nın altındaki kapanışlar riskli kapanışlardır özellikle. Ne 16'sı? Ya? Şöyle 40 46. 16 nereden çıktı şimdi? Evet. 46 seviyesi özellikle 45 60 seviyesi altındaki kapanışlar tehlikelidir. Buraya dikkat edin mesajını bize veriyor Anadolu Hayat. Burayı takip ediyor olacağız. Son tepeleri birleştirerek elde etmiş olduğumuz son tepeler üzerinden elde etmiş olduğumuz bu kanal yine önemli olacaktır. E şunu diyoruz arkadaşlar. Yani burada artık tepeler daha aşağıda oluşmayan başlar ise tehlike arz eder. Ona dikkat edelim. Bakın son tepeler birbirine yakın. Yani buradan yukarıya gelip şuradan daha aşağıda bir tepeyle geriye dönüş olursa bu satışın devam edebileceği anlamına gelir. Dikkatli olmak gerekir. 45-60'lar stoploss'u takip edilebilir. Yukarıda yine direnç noktası olarak 57 bandları gözüküyor. Değerli dostlar. DSA. DSA deri. Arkadaşlar 10 dakika 10 kısa hisse analiz çalışmamız böyle kısa bir değerlendirme oluyor. Asıl canlı yayında uzun soluklu kısa dolar bazlı detaylı analizler için canlı yayınımızda katıl üyeliği yaparak yayınımıza yön verebilirsiniz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu sabah sabah şöyle bir İş, işe giderken diyelim, yoldayken işte ne bileyim bir çay kahve içerken şöyle kısaca hisseleri göz atmanız adına trend bozulmuş arkadaşlar burada trend bozulmuş, burada sıkıntı var yani DESA'da sıkıntı var. DSE şurayı artık daha önce bir kere ihlal edildi burası, şu seviyenin altına dikkat edin arkadaşlar. 20.80. Bu seviyenin altına DSE dikkat edin, satış derinleşebilir. Bakın buradaki destek bir kere ihlal edildi, tekrar üstüne attık. Bizim için şu anda bu bölge önemli. Şu anda böyle bir artık ne diyelim ona böyle nötr bir bölgedeyiz arkadaşlar. Nötr bir bölgedeyiz. Buraya dikkat ediyoruz. 20.80'nin risklidir. Ona göre takip edin. 20.80'nin altında zaten trend döngüsü kırmızıya bürünmüş burada. 20.80'nin altında satışlar derinleşebilir. Burada şu şekilde bir görüntü gelebilir arkadaşlar. 20-80 altında yaşayabileceğim senaryo. Şuradaki klonlayalım bunu. Katlama kadar geri çekilme şeklinde olabilir. O da yaklaşık 14-60 bandları. Evet, devam ediyoruz. 20.80'e dikkat ederekten desaderi takip edebiliriz. Şimdi sıradaki hissemiz. Vakıf menkul kıymetler yatırım ortaklığı. Evet bu hisseyi biraz daha ben pozitif bakıyorum. Çünkü daha önce de güzel sonuç elde ettik. Yani büyük yükselişi biz burada toboydu vesaire de hepsinde yakaladık arkadaşlar. Düşen kırılımıydı vesaire. Şimdi burada bakın hisse ciddi anlamda bir yükseliş sağladı. Ee, kaç kadar gelmiş şöyle bir bakalım. Görüntü bu. Hisse de Fibonacci diyelim. Yani hisse 5-16'lardan 44'lere geldi arkadaşlar. Ve şu anda da 23 e, seviyelerine hareket ediyor. Fibonacci 0618 noktasından gelen bu dönüş. Ve buradaki konsel olumlu. E, 24-36 üzerindeki kapanışlarda 29-40, 35-14 yukarı doğru gidebiliriz. Hisse de pozitif bir hava var. E, bunu böyle bir işaret içerisine alalım. Evet. Olumlu bakabileceğimiz bir görüntü hakim hissede şu anda. Fibonacci değerlerini not alabilir. Bu Fibonacci değerler üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, Vanet Gıda Şöyle bir trendimiz burada da mevcut. Vanet gıdada. Bu trend içerisinde özellikle orta bandı güzel destek vazifesi yapmış. Burası kritik önemli bir destek bölgesi. Burada da 16.75'ten üzerinde kaldığımız müddetçe pozitif senaryo devam ediyor olacak. 16.75'in altında ilk desteğimiz 14. Kırarsa aşağı doğru diğer hareketli ortalamaya yönelebiliriz. Şu anda bir sıkıntısı yok Vanet gıdanın. Görüntü fena değil. 16.75 üzerinde pozitif kalmaya devam ediyor. Olacak değerli dostlar, Vanet Gıda. Güzel. 16.75'in altında buradaki derinlik kadar aşağı doğru inip aşağıda 13.90, 13.80 kanal desteği karşımıza çıkar. Burası da güzel bir alım fırsatı olarak görülebilir. Big Chef. Evet. Büyük şefler. Hemen bakalım ona da. Şimdi trend burada gerçekten güzel çalıştı. Trendi çizmiştik burada bakınız. 37 90'larda bir teknik sat pozisyonu oluştu. Henüz teknik al pozisyonuna geçmiş değil onu söyleyelim. En azından şöyle 33'lerin üzerine atarsa biraz daha sağlıklı görüntü oluşturabilir. 33 seviyeleri üzerinde Big Chef'te e, pozitif senaryoya dönebilir. 33 burada takip edeceğimiz nokta. Şu son haliyle de destekleri ve kanalı çizelim isterseniz. Şu şekilde yapalım. Kulonlayalım burayı. Görüntü bu. Aslında kanal desteğinden dönüş var. Evet bu güzel. Bakın kanal desteğinden dönüşünün olması güzel. E, 33 e, de aşarsa yukarı doğru 38 bandı atağı gelebilir buradan. Big Chef'te. Fena değil. Şu anki görüntü güzel. Evet. indikatörlerimiz olumlu. E, burada pozitif bakabiliriz isteye. Şuradan da Fibo seviyesini atarsak zaten 0618'den döndüğümüzü görüyoruz. Bu da oldukça güzel. Yaprak. Evet burada Big Chef ve Vakıf Finansal çok güzel. Yaprak geçenlerde de değerlendirmiştik arkadaşlar. 114 seviyesi altında kapanış gelmediği müddetçe yönü yukarı diye desteğimiz çalıştı. Herhangi bir sıkıntı burada da gözükmüyor. Artık buranın destek seviyesi 141. 114'lü değil mi desteğimiz daha önce? Güncelliyoruz. Şöyle yapıyoruz burayı bakınız çizgi grafik üzerinden bakarsanız biraz daha net görürsünüz burayı. Artık destek seviyemiz yani şu çoklu bölgeyi alacak olursak 140 seviyeleri burada bizim desteğimiz arkadaşlar. 140 bandı destekli takip edebiliriz. 114 140 ortalama 110 140 30 diyelim. 170 buranın teknik katlama hedefi olarak devam edebilir yukarı yönlü. Yani 170 bandında bir katlama hedefi söz konusu olabilir. Evet, Kendinize iyi bakın arkadaşlar kısa bir değerlendirme yaptık söz verdiğim için yayını açtım aslında e, boğazım ağrıyor ama söz verdiğim için her her sabah sizlere 10 dakika 10 kısa analiz çalışması sözü verdiğim için yayını açmış oldum. E, kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle umarım e, piyasa e, kaldığı yerden pozitif bir şekilde devam eder. E, güzel hisseler de var mesela finansal yatırım ortaklığı Big Chef gibi Bakınız yaprağı daha önce tespit etmiştik güzel sonucu almıştık. Umarım güzel bir gün sizlerle olur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı arkadaşlar ihmal etmeyelim. Bu videonun altına gelecek yorumlardan da şöyle bir 10 adet hisse seçeyim. Öğlen saatlerinde o 10 hisseyi de şöyle sizlere değerlendirmiş olayım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.